Saadettin Köpek, Türkiye Selçuklu tarihinde 2 yıl süren kanlı ve dehşet verici bir dönem yaşatmıştır. Saadettin Köpek köken olarak Türk değildi, Fars olduğu düşünülmektedir. Devşirme yoluyla saraya alınarak Gulamhane adı verilen askeri okul alınmıştır. Türk İslam terbiye ve eğitimiyle yetiştirilmiş, emirliğe kadar yükseltilmiş birisidir. Devşirme çocuklara genellikle özelliklerini gösteren ikinci bir isim verilmekteydi. Emir Saadettin'e de hakaret, horlama ya da küçümseme anlamlarında değil, itaat, bağlılık ve hizmet etme anlamlarına gelen köpek ismi verilmiştir. Aklımıza gelen en büyük soru, öldüğünde kendisini sultan olarak gören Saadettin Köpek bu gücü nereden alıyordu? Onu başarıya ulaştıran tek sebep, sultanın korkak, tecrübesiz ve çocuk yaşta olması ile Saadettin Köpek'in zekası, kurnazlığı ve yetenekleriydi. Sultan Gıyasettin Keyhüsrev 1238 yılında kış aylarını Antalya kışlağında geçirdi. Saadettin Köpek'i de yanına almıştı. İşte burada Saadettin Köpek, sultanın tek sadık ve samimi dostu olduğunu ona inandırmıştı. Saadettin Köpek'i bu kadar güçlendiren kuşkusuz Sultan Keyhüsrev'di. Birçok tarihçi gücünden hareket ederek Saadettin Köpek'in vezir olduğunu söylemiştir. Devrim kaynağı olan İbni Bibi, onun için emir, saltanat naibi, Melikül Ümera yani beylerbeyi ve pervane gibi ünvanlar kullanmıştır. Saadettin Köpek, Sultan Alaaddin döneminde başarısız olmayan bir emirdi. Sultan Alaaddin öldükten sonra çok zaman geçmeden saltanat naipliğine getirilmiştir. Nakkaş, av emiri ve mimar olduğu da bilinmektedir. Sultan Keyhüsrev'in en büyük hatalarından biri, hükümdarlık ve saltanat yüzüğünü Saadettin Köpek'e vermesiydi. O yüzük sayesinde herkese sözünü geçirmiş ve tam bir sultan gibi davranmıştır. Ardından da ölüm aracına dönüşmüştür. Kendisine rakip olarak gördüğü Sultan Alaaddin, Taceddin Pervane, Şemseddin Altunapa, Celaleddin Karatay, Veliaht İzzeddin Kılıçarslan, Kayırhan, Kemalettin Kamyar, Şehzade Rükneddin, Adiliye Hatun ve Hüsamettin Kaymeri gibi devlet adamlarını ya sindirmiş ya öldürmüştür. Emir Saadettin Köpek, Sultan 1. Alaaddin Keykubat zamanında devlet hizmetine girmiş, 2. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında ise gücü zirveye ulaşmıştı. Saadettin Köpek 1226 yılında Sultan Alaaddin zamanında Eyyubilere karşı düzenlenen seferde sol kanat kuvvetlerinin komutanı olarak görev yapmıştır. Beylerbeyi unvanıyla Samsat'ı fethetmek dışında askeri başarısı yoktur. Orduda sultan olarak anılmaya başlanmıştı. En son sıranın kendisine geldiğini anlayan Gıyasettin Keyhüsrev, Saadettin Köpek'i kendi adamlarını öldürttü. Saadettin Köpek'in ölümünden sonra yerine kim geçecek? Ertuğrul Bey'in yeni düşmanı kim? Öğrenmek için bu videoyu izleyebilirsiniz. İnanılmaz Gerçekler kanalına da abone olmayı unutmayın.